Arkadaşlar videoyu sonuna kadar kesinlikle izlemeyi unutmayın çünkü videonun sonunda çok ilginç bir şey oldu. Hani gerçekten ben de çok şaşırdım böyle bir şeyden ilk defa karşı karşıya geliyorum. Videonun sonuna kadar izlerseniz anlarsınız ne olduğunu. Hadi videomuza geçelim. Herkese merhabalar. Bugün Clash of Clans'ta köy incelemelerinin 3. bölümündeyiz arkadaşlar. Bir önceki bölümde gerçekten çok güzel bir katılım olmuştu. Hepinize teşekkür ederim. Ben de dedim ki bir an önce köy incelemelerinin 3. bölümünü çekeyim hiç beklemeden. Bugün günlerden sanırsam çarşamba arkadaşlar. Çarşamba günü çekiyorum. Artık ne zaman atarım hiçbir fikrim yok. Eğer köy incelemelerini almadığım kişiler varsa herkese mesaj atmaya çalıştım arkadaşlar. Dedim ki 4. köy incelemelerine kaldınız. Yani 4. video. Bu üçüncü oluyor. Dördüncü köy incelemelerine kaldınız diye bir mesaj attım. Onlar da anlaşılan karşıladılar birçok kişi arkadaşlar zaten. Sıkıntı çıkmadı. Şuradan bir balon isteği atayım ben de. Balon deprem diye. Şimdi arkadaşlar ben şuradan yine liste bir hazırladım. Liste nerede? Şurada. 7 kişi vardı. 7 kişi ne kadar az olursa inceleme o kadar uzun sürecek köyde. Mesela bir köye 3-4 dakika ayırıyorsam şöyle söyleyeyim hatta. Eğer katılım fazlaysa mesela 10 kişi katılmışsa her köye en fazla 1 dakika bilemediniz 2 dakika ayırabilirim arkadaşlar. Bu da pek bir anlamı olmaz. Ama katılım azsa her bir köye 4-5 dakikada ayırma fırsatım olabiliyor arkadaşlar. O yüzden şu an 7 kişiyiz. Her bir köye yaklaşık 2 dakika falan ayırmaya çalışacağım. 2 dakika falan 1 dakika. Neyse fazla konuşmadan ilk katılımcı kişimiz kimmiş? Adı Furkan'mış. Şuradan hemen yazmış. Furkan arkadaşımız. Klan lideri. Klanın etiketini şuradan hemen vermiş. Kopyalayalım. Kopyalayalım. Buradan hemen klan ara kısmından. Ya bir de sosyalden arkadaş ara kısmından bir bakayım. Gerçekten yanlış veriyorsunuz arkadaşlar. Klan etiketlerinizi boşa gidiyor sonra. Size yazık oluyor. Bir dakika yanlış yazdım. Şöyle hashtag'i kaldırayım. Evet. Klan etiketini vermiş arkadaşımız. Arkadaşlar. Klan etiketinizi. Hani köy etiketi. Özür diliyorum. Köy etiketinizi vermeyin arkadaşlar. Köy etiketinizi değil. Klan etiketinizi verin. 121 level 1 arkadaşımız. Mustafa arkadaşımız. Sanırsam Azeri. Selamlar olsun Azerbaycan'a buradan arkadaşlar. Şu an 878 klan savaşı yıldızı var. Süper yani tam bir savaşçı arkadaşımız. Alınan birlikle bağışlanan birlik arasında birazcık değil baya bir fark var arkadaşlar. Hani sorun değildir hani klan yardımcı lider olabilir ama köyünü kasıyordur. Pek klanla ilgilenemiyordur. Diğer liderler yardımcı liderler devretmiştir diye düşünüyorum. Kral kraliçesi kralı 11 kraliçesi 19 arkadaşlar. Kupası en çok şu ana kadar Şampiyon Ligi'ye kadar çıkıp galiba sanırsam elmaslarını alıp inmiş. Aktif gözüküyor saldırılarına bakılırsa arkadaşlar 108 saldırısı var. Şuradan askerlerine baktığımız zaman Golem Valkyrie son seviye. Büyücüsü falan hepsini basmış ejderi falan. Tazısını 2 seviye yapabilir buradan ona duyuruyorum. 2 seviye yapmasını öneririm kullanacaksa. Bebek ejderini 2 seviye yapmış. Ondan sonra büyülerinden falan. Güzel ya hemen hemen son seviye bir köy nasıl 9 arkadaşlar görevlerinin çoğu bitmiş arkadaşlar şurada bazıları var bitmek üzere bazıları var hepsi bitmemiş de gerçi de neyse şuradan bir ziyaret edelim köyünü o güzel duvarlar çekil önümden çekil kara iksir korumaya yönelik bir düzeni var arkadaşlar ortaya kara iksirini almış köy her bir köşeye de bir iksir deposu altın deposu bırakmış köşeye de şeyini bırakmış köy binasının şey deyip duruyorum arkadaşlar artık alışın hani söylediklerime burada okçu kraliçe var okçu kraliçe 20'ye atmış süper bir de ardından barbar kralı da 12. seviye atmış gerçekten bu arkadaşımızı tebrik ediyorum gerçekten mükemmel bir kara iksir kasma şekli bulmuş galiba devlan kasıyor ben olsam ejderlan kasardım eğer iksirlik bir şey yoksa ama şu an iksirden duvar da basıyor olabilir o yüzden dev büyücü sadece dev büyücü başka bir şey yok duvar yıkıcı falan olsun güzel ben beğendim köyün arkadaşlar savunması full zaten ilk sayılarının tutun hava savunmalarına kadar patlatıcıları da full sanırsam evet güzel ya köyü tam bir savaşçı köy tebrik ediyoruz arkadaşımızı hadi başka bir köyümüze geçelim buradan ikinci arkadaşımız Muhammed arkadaşımız köyün etiketini vermiş klan etiketini vermiş ben direkt köy etiketini alayım köy etiketinden daha direkt profile girecek köy adı Muhammed diye yazmış 4 not da bırakmış arkadaşlar 4 inşaatçım var ve barbar krala bastım ona 2 gün kaldı inşaatçılar dolu sanırsam ben bu barbar kralı falan bitmiştir diye tahmin ediyorum şuradan bir sosyalden tekrar oyuncu arayayım bir dakika şu hashtag işaretini ben bir dahakine kopyalamayayım daha iyi olacak benim için şuradan Muhammed 88 level bir arkadaşımız 225 diyorum 228 klan savaş yıldızı var mükemmel barbaro 10 seviye müthiş ondan sonra buradan baktığımız zaman askerleri full evet arkadaşlar askerleri full birincisini bile 4 yapmış ondan sonra goleminden olsun ondan sonra Valkyrie'sini de fullemiş süper ya köy tam
Max'la belki köyü biraz çekeceğiz. Güzel bir köyü gözüküyor. Buradan hani ben anladığım kadarıyla güzel bir köy gözüküyor. Görevleri de birçoğu bitmiş. Alttakilerini saymayacağım. Üsttekiler benim için önemli. Bitmiş mi? Alttakilerini düşün. Ben daha bitirmemişim arkadaşlar. Neyse. Ziyaret edelim. Köyünü. Askerleri güzel ama. Oo, tam bir köy binası. 8 max level. Duvarları full. Çok güzel gözüküyor. Güzel bir tasarım var. Tam da kara iksir korumaya yönelik. Bu arkadaşımız da dev büyücü okçu saldırısı yapıyor. Buradan Muhammed arkadaşımız eğer attıktan sonra izlerse keşke şu kışlasını bassaydı. Gerçekten ileride çok pişman olacağını düşünüyorum. Çünkü ben hala onun derdini çekiyorum. Şuradan sadece bir kışlasın 10, diğer kışlasın 9 yapıp diğer iki kışlasın 6 seviyede bırakmış. Gerçekten ileride sıkıntısını yaşayacağını inanıyorum. Çünkü ben hani ben yaşıyorum öyle diyeyim. Benlik bir şey değil, ben yaşıyorum öyle diyeyim. Güzel ya, her şey full burada. Köyü sadece kışlalar hariç hepsi müthiş. Köy binası 9'a geçecek. Ben olsam şu ikisini de basıp geçerdim ama onun fikri. Mükemmel bir köyü var arkadaşlar. Başarının devamını diliyorum. Bir sonraki köyümüze geçelim. Şuradan üçüncü bir köyümüz var. İsmi Habib arkadaşımız. Nicky Napolyon. Sizin klanda ne demiş bir dakika. Sizin klanda olduğum yani bizim klanda bulunmuş. Bir önceki klanımızda yani Popcorn'da bulunmuş. Köy bu. Şuradan hemen direkt alalım. Kopyala diyelim. Şuradan direkt yapıştıralım arkadaşlar. Yine herhalde bu arkadaşımız da oyun kendi etiketini vermiştir. Öyle tahmin ediyorum. Evet, Napolyon. Ben kendi etiketinizi mi verdim dedim acaba ya. Neyse, kendi etiketiniz de olur arkadaşlar. Etiket olsun yeterli benim için. Sıkıntı değil. 304 level bir arkadaşımız. Köy binası 9 bir arkadaşımız. 379 benim okul numaram. Benim savaş yıldızı kadar benim okul numaram. Neyse, saçmaladım. 379 savaş yıldızı var arkadaşlar. Kral kraliçesi 11'e 10 güzel yani sanıyorum ki köy binası 9'a yeni geçmiş. Askerlerine baktığımız zaman Valkyries'ini 3 yapmış. Golem'i hala 2'de kalmış. Köy binası 8'den kalma büyük ihtimal. Devini direkt 6 level yapmış arkadaşlar. Büyücüsünü de 6 level yapmış. Başka bir şey büyük ihtimal okçu barbarlığa ya da balonlardan falan bir şeye basmıştır. Şuradan baktığınız zaman şu goblinleri yakala görevini bitirmemiş. Hem de daha yarısını diyebilirim. Onu bitirmesini tavsiye ederim. Aşağıdaki ekibin belediye binası da yıkmamış, onu da yıksın, taşlarını alsın derim. Yani görevleri duruyor, onlar da zamanla tamamlar. Direkt ziyaret edelim. Köyüne baktığımız zaman yeni geçmiş dediğim gibi arkadaşlar. Şuradan büyücüsünü daha yeni 5 seviye yapıyor. Kralın da 12. seviye basmış. Buradan Muhammed, pardon Habib, özür dilerim. Habib arkadaşımıza bir duyurum var. Kral kraliçeyi bas, kraliçeyi de basmış. Tebrik ediyorum. Ben kraliçeyi basmamış diye zannetmiştim, özür dilerim. Kraliçeyi de basmış, süper. Sürekli kraliçeye odaklansın köy binası 9'dayken. Çünkü kraliçeyi mükemmel bir iş yapıyor. Bu arada kralın da basabiliyorsa kralın da basabilir. Şuradan ilk önce büyücük özür diliyorum. İlk başta TH9'lardayken arkadaşlar ilk aylarını bitirdikten sonra bu büyücüler ve havan toplarını bitirsin. Havan toplarından direkt şeye geçmiş sanırsam, hava savunmalarına geçmiş. Ben öyle yapmasını istemiyorum. Direkt hani istemiyorum lakin kendi fikri tabii ki de. Ben olsam direkt ilk tellerimi bitirdikten sonra büyücü ve havan toplarına geçer. Sonra okçu ve toplara geçerim arkadaşlar. Hani güzel olur çünkü toplu hasar vermek her zaman 1-0 önde başlatır sizi. Şuradan acaba ne yükseliyor, ne yükseliyor? Ne yükseliyor acaba laboratuvarında? Not bırakmamış olsun. Köyü güzel duvarlarında bir kısmını basmış. Şurada iki tane 10 seviyesi var. Başka bir şey yok. Dediğim gibi önce toplu hasar veren savunmalarını yükseltmesini tavsiye ederim. Hadi bir sonraki köyümüze geçelim. Bir sonraki köyümüz Mr. Boz'dan geçen incelemeden kalma. Klandan çıkmıştı arkadaşlar. Klanımın adı Dada Dandistan. Okuyamadım, Dada Dandistan. Bu sanırsam bizim bir YouTuber arkadaşımızın, abimizin klanıydı. Bir klan etiketini direkt kopyalayalım. Kopyala diyelim buradan. İsmi neymiş köyünün adı? Abi köy adı hemen Mr. Boz'danmış. Kendi adını da keşke verseydin. Sıkıntı yok, 125 level bir arkadaşımız. Direkt yapıştır diyelim klan arama kısmından. Buradan direkt basalım Dadadanistan. Şuradan baktığımız zaman klanı süper. Mr. Boz'dan nerede? Şurada yardımcı lider. Sanırsam bu bakayım Onurcan, Ramazan. Kim vardı ya burada Ramazan? Laz Oyun Oynay kanalından Lazali abimiz. Bir türlü ismini söyleyemedim. Oradan bunların klanı mı? Neyse sıkıntı yok. Direkt Mr. Boz'dan'ın profiline girelim. 125 level 767 savaş yıldızı var, mükemmel. Kral kraliçesi 15'e 15 ideal diyebilirim arkadaşlar. Onu da yükseltebilir zamanla. Golem Valkyrie'si 4'e 4, binicisi 5, dal kavuğu 4.
Bu dev okçu barbar kısımları fullemiş. Büyücüsünün balonu fullemiş. Güzel. Şuradan cadısını ve laftasını basmasını tavsiye ederim arkadaşımıza. Görevlerini de bitirmiş diyebilirim. Ama bazıları hala duruyor. Bunlar zamanla bitecek görevler. Ne kadar çok savaş yaparsa o kadar çabuk bitirir diye düşünüyorum. Bu havanlı milleri daha bitirmemiş mi? Bitirmesini bir an önce tavsiye ederim. Başka bir şey yok arkadaşlar. Ben görevleri pek takılmıyorum zaten. Direkt köyü ziyaret ediyoruz. Ziyaret ediyoruz. Şuradan baktığımız zaman kralı 16'ya basmış arkadaşlar. Kraliçesi daha 15. Ben olsam kraliçeye her zaman bir adım öncelik verirdim. Çünkü kraliçe mükemmel bir iş yapıyor. Buradan yine dev, şifacı, büyücü. Bu arkadaşımız da tabi ustalık olduğu için mecbur okçu barbarla kasamaz ganimet. Bu da kara iksire yönelik bir savunma yapmış arkadaşlar. Ve duvarları şekil duruyor. Burada güzel bir duvar sistemi var. Duvar sistemi güzel. Ondan sonra 10 levele basmış bazılarını. Savunması zaten full arkadaşlar. Savunmasına bir şey diyemeyiz. Düzeni de güzel. Beğendim köyün arkadaşlar. Şuradan kış alanı falan basmış. Başka bir eksiği var mı? Eksiği yok ya, fazlası var diyebilirim. Yani şu duvarları bitirdikten sonra kral kraliçesini en az 20 yaptıktan sonra bence direkt köyü bassın geçsin diye tahmin ediyorum. Hani ben olsam öyle yapardım. Hani köyü güzel ya Mr. Bozdağ'ın. Sanki, ama bu klan gözüme bir yerden çok tanıdık geliyor ama neyse. Köyü fena değil. Köyünü beğendim. Güle güle kullansın. Başarının devamını diliyorum. Bir sonraki köyümüze geçelim. Bu bölümde arkadaşlar klan etiketinden, buradan vermiş klan etiketini kopyalayalım. Kardeşim Ömer Faruk, verdim köy binası 10 hesabı. Köyün ismi Ömer Faruk, 124 level hançer klanı. 174 level hançer klanı mı var ya? 174 level klan yok zaten ama bence köyünün levelidir, merak ettim. Şuradan bir an önce anlarız hançer klanından hangi arkadaşımız. Bir dakika, Ömer Faruk. Of, 174 levelmiş Ömer Faruk arkadaşımızın köyü. Şuradan bağışları güzel gözüküyor. Şuradan profil diyelim direkt. Köy binası 10. Ya ben de köy binası 10'um da arkadaşlar, hani Ömer Faruk arkadaşımız baya bir leveli yüksek. Bu sanırsam full bağış yapmış. Şuradan bağışlarına bakmak istiyorum. Arkadaşlar, muhtaç arkadaşlar 321 bin. Benimki kaç? Benimki merak ettim. Ben kaçım? Muhtaç arkadaş 169 bin. Bana iki katı fark atmış lan. Helal olsun vallahi, helal olsun. Yani başka bir şey demiyorum. Şuradan tekrardan kopyala yapıştır yapayım. Şuradan Ömer Faruk arkadaşımız, bağışlarla tebrik ediyorum. Bağışlarla her zaman bir adım önde olacağını düşünüyorum. Nereden lan istik köyünü kaçırdım? Heh, burada. Savaş yıldızlarına baktığımız zaman şu açıldıktan sonra bakacağım. 1141. Ama gerçi ben 3 ay, yaklaşık 3 ay mı ne, 2 ay falan ara verdim klan savaşlarında. Yoksa benimki daha fazla olmuştu. Şu an kendimi kıyaslıyorum Ömer Faruk arkadaşımdan. Gerçekten mükemmel bir köyü var. Hani toz konmaz bir köy, yani laf edil, hani fazlası var köyde. Söylenecek bir kelime bulamadım yani, o derece. Saldırıları 84, aktif bir arkadaşımız diyebilirim. Kral kraliçesi 33'e 29, güzel, süper hatta. Benimki daha kralım 20'de, kraliçem 40'a doğru basıyorum zaten seriden anlayacağınız kadarıyla. Basmış burada, fullemiş bunları. Zaten gördüğünüz gibi fulleyenler belli ediyor kendini, büyücü, duvar akıcı, valkyrie gibi. Ondan sonra tazısını 3 yapmış. Ben daha 3 yapmadım. Onu da bir an önce 3 yapacağım. Minyonu da 6 yapmış. Birincisini de 6 yapmış. Bunlar bende bir seviye düşük sadece. Onları da fulllemeyi düşünüyorum. Zaten onun için bir plan yaptım. Köy binasını nasıl basacağım ve hangi tarihte basacağıma dair. Şuradan görevlerine bakmak istiyorum. Görevlerinden 3-4 tane kalmış. Bunlar da tabii paylaşmak önemsemektir. Bu taktik hava uçağı savaşlardan yapılacak bir şey. Ne kadar savaş yapıp o kadar taktik hava uçağı indirmesi lazım. İtfaiyeci görevi zamanla bitecek. Kırılmaz görevi zaten zor görevlerden birisi. Ama zamanla biteceğini düşünüyorum. Daha çok kupa düşerse daha rahat biter. Lütfen direkt ziyaret edelim. Arkadaşlar, ben konuşurken bazen kekeliyorum ya da yanlış bir şeyler söyleyebiliyorum. Çünkü söylenecek çok şey var ama kısa ve öz konuşmaya çalışıyorum. O yüzden kusuruma bakmayın. Şuradan ilk köyde gözüme çarpan şey kara iksir düzeni ve buradaki balonlar. Düzen güzel, fena değil ama ben yine kara iksirini alırım bu düzenin rahat bir şekilde. Ama sıkıntısı yok. Şurada bir tanesi cehennemi teklidi, bir tanesi çoklu da. Ben böyle köylerden kaçınırım çünkü şuradaki çoklu hasar verirken şuradaki golemleri fena halde zarar verir. Ve baya bir sıkıntı yaratır. Şurada bazılarını duvarlarını 11'e yapmaya başlamış, süper. Bu balon dalkavuk saldırısı yapıyor bu arkadaşımız. Gerçekten tebrik ederiz bu klasik ve efsanevi saldırıyı kullandığı için. Burada köyü zaten full köye bir şey söyleyemem. Barbara 33, kraliçesi ard arda basıyor. Abi nasıl yapıyorsunuz? Ben yapamıyorum. Kral kraliçeyi aynı anda basamıyorum ya, düşünsenize. Adam aktif ya. 3 saat 4 saat rahat bırakıyordur oyunda hani kendini. 3-4 saat oyunda temiz kasıyordur. Hani kraliçeyi 30'a, kralı 34'e basıyor. Mükemmel ya, köy süper. Hani söyleyeceklerim bu kadar. Tebrik ediyorum Ömer Faruk arkadaşımı. Bir sonraki köyümüze geçelim. Diğer arkadaşımızın
Adım Akmal yazmış. Akmal adı. Akmal arkadaşımızın klan etiketini şuradan direkt kopyalayalım. Köyünün adı King'miş. Not abi YouTube'da çok başarılısın. Böyle devam et. Başarılar. Teşekkür ederim kardeşim. Bu güzel sözlerin için. Direkt buradan yapıştırayım. Lan ne konuşuyor ya? Herhalde yaptıkları savaşları paylaşıyorlar. Poyraz klanından adı neydi? King. King arkadaşımız. Şurada tek King bu. Buradan profiline bakalım. King arkadaşımız köy binası 7. Güzel. Köy binası 7 de benim en çok dikkat ettiğim şey arkadaşlar. Ejder. Cidden ejder 2 ise ben buna köy binası 2 derim. Pardon, köy binası 2 diyorum. Köy binası 7 derim. Köy binası 7 de klan savaşlarında 67. Eğer ejderini 2 yaptıysa klan savaşlarına katılmasını tavsiye ederim. Çünkü 2 level ejderden her türlü klan savaşı da köy binası 7 üçlenir. Kralını 2 yapmış, zamanla bunu da yükselteceğini düşünüyorum. Köy binası 7 de askerler kaçıncı seviye bilmiyorum ama hatırladığım kadarıyla birinci 2 level oluyordu. Dalkavuk 2 level oluyordu. Şifacıyı da bir seviye falan yükseltebiliyordun. Onlara basmasını tavsiye ederim. Duvar kırıcıyı da basabiliyorsa onu da bassın. Duvar kırıcı önemli. Şuradan görevlerine bakmayacağım çünkü daha yolun başında görevleri zamanla tamamlayacak. Ondan sonra of köy şeymiş ya. Hasarıymış diyorum. Saldırıymış, keşke yemeseydim. Şuradan deposu full karakter deposu. O yüzden Barbar Kralını bir defa daha basmanı tavsiye ederim. Hem de şiddetle tavsiye ederim. Bas şu Barbar Kralı. Çünkü ileride zorluk çekersin diye köy plan 8'de. Şurada ne yükseltiyor? Havanı yükseltiyor, güzel. Şuradaki havanı da bassın bir an önce 5. seviyeye. Şurada büyücüsü varsa eğer yükseltebiliyorsa yükseltsin. Yükseltemiyorsa son seviyede zaten mükemmel. Şuradaki pembe duvarlarında bir an önce 7 yapıp köydeki ufak tefek bombaları da basıp yükseltmesini tavsiye ederim köy binası 8'e. Şuradan başka ne yükseltiyor? Hava soğumasını yükseltiyor. Bu hava soğuması kaç? 5. Pardon. Bu hava soğumasında 5 seviye yapıp şuradaki kışlaları buraya dizmiş. Altın madenlerini falan buraya dizmiş. Güzel ya. Köy fena değil. Güzel, tipik bir köy binasıydı. Başarılı devamını diliyoruz bu Poyraz kardeşimizde. Yaklaşık 1-2-3 hafta sonra eğer tekrar incelemeye gelirse sevinirim. Gelişmeyi göstermek istiyorum sizlere de arkadaşlar. Eğer köyünüzü inceledikten sonra eğer gelişme varsa köyünüzde arkadaşlar, o gelişmeleri sonra hani böyle 2-3 hafta sonra 4-5 hafta sonra tekrardan köy incelemelerine katılabilirsiniz. Burada 7 son olarak 7. arkadaşımız. Klan ismim Kuri. Köy ismim Arda Deniz. Köy kodu köy binası mükemmel ya, adam mükemmel ayırt etmiş. Şuradan köy kodunu alayım ben. Bak, hashtag bırakmamış arkadaşlar. Tebrik ediyorum bu arkadaşımızı. Arda'yı tebrik ederim. İsminden belli zaten, Arda Deniz. 53 level, büyük ihtimal köy binası 7'dir tahmin ediyorum. Not etiketi arkadaşlıkları. Tamamdır. Ararız arkadaşım, kardeşim. Şuradan direkt arkadaşlıkta aradayım. Bohomu. What the fuck? Ne oluyor lan? Bu ne? Ziyaret ettiğim ne oluyor acaba? Sıfır kupada birisi. Lan bu nasıl oluyor? Köy binası bir de. Lan normalde arkadaşlar, normalde bu köy binası oyuna başladığın zaman iki seviye basması seni zorluyor. Yani zorla sana iki seviye bastırtıyor. Ayrıca topu diktirtiyor sana. Topu da yok lan bunun. Arda sen bana ne yaptırıyorsun lan? Troll mü yaptı acaba bize? Poho. Cidden ilginç ya, çok ilginç. Hayırdır, ne oluyor? Arkadaşlar eğer ben videonun başında bir not daha bırakacağım ekstradan videoyu sonuna kadar izlemeniz için, çünkü bunu izlemeyenler olabilir, görmelerini istiyorum. Gerçekten ilginç, çok ilginç. Allah Allah, köy binası bir çıktı ya. Şu klandakilerine söyleyeyim. Şunu arkadaşlıktan arayabilir misiniz? Topu diktirtiyor dedim. Şuradan bu köy çok ilginç. Bu köy çok ilginç. Köy incelemelerinde çıktı, bir arkadaşımız vermişti. Şöyle bir şey yazdım. Bakarlar klandakilerde. Bu arkadaşımız acaba gerçekten tuhaf bir şey yapmış ya. Neden böyle bir şey yaptı? Neyse, sıkıntı yok. Gerçekten baksana. Hiçbir şey dikili değil. Hiçbir asker açık değil. Zaten kışta diktirtmesi bile zorunlu yani bu köyde. Gerçekten ilginç. Çok ilginç, hatta şuradaki olmasa bile hani hiçbir görev yapılmamış. Hani köyden köy ölmüş zaten başladığı gibi. Neyse arkadaşlar. O kadar
abartılacak bir şey yok. Umarım videomu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Bir sonraki köy incelemeleri videosuna yorumlar kısmına klan etiketinizi, köy adınızı ve kendi adınızı yazmayı unutmayın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kanala abone olmayı şiddetten tavsiye ediyorum. Like butonuna da like'ı da patlatırsınız artık siz arkadaşlar, anladınız. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.